Tavsiye defterinden merhaba. Bugün size çok özel birinden bahsedeceğim. Ercan Kesal'dan ve yazdığı Peri Gazozu isimli kitaptan. Ercan Kesal'ı çoğumuz, Nuri Bilge Ceylan'ın çok güzel bir filmi var biliyorsunuz Bir Zamanlar Anadolu'da. O filmdeki muhtar sahnesinden hatırlıyoruz. Şahsen oyunculuğunu bilmeyen, kim olduğundan haber olmayan insanların gerçekten muhtar sanacağı kadar mükemmel bir performansla oynadığı bir sahnesi var. Aynen. Burada yanımızda kimse kalmadı. Bir avrat var işte. Sağ olsun. Bir de bizim Sinan var. O yardım eder. Allah razı olsun. Bir de küçük kız kaldı şimdi. 4 numara. O. Cemile. Onun dışında da hiçbir şey yok. O da tekne kalıntısı işte son. Allah'a şükür geçip gidiyorsun. Sizin gibi dostlarımız geldikçe de gururlanıyoruz. Seviniyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Et 10 numara. Önce kitabın isminden bahsedeyim. Peri Gazozu, Ercan Kesal'ın babası Mevlüt Kesal'ın iktidai şartlarda yaptığı gazozlara verdiği isim, bir marka. Kitaba kendi hayat hikayesinden çok değerli bir şeyi isim olarak koyması kitabı çok güzelleştirmiş. Kitapta kısa kısa makaleler var. Doktorluk yıllarından, sinemacılık yıllarından yazdığı notlar, gazetede yazılan yazılardan da toparlamış bir bölümler var. Ercan Kesal çok sağlam bir doktor, çok duyarlılıkları güzel bir yazar, mükemmel bir oyuncu. Ben kitap metini olarak da yazdığı hikayeleri, anlattığı hayat parçacıklarını da çok beğendim ve çok keyifle okudum. Peri Gazozu iletişim yayınlarından çıkmış. Kapağı da çok güzel, keyifli bir kitap. Israrla tavsiye ediyorum. Keyifle okuyacaksınız. Şükür Allah, benim uşakların durumu iyi. Yani ben Allah'a şükür yetiştirdim, büyüttüm, gönderdim. Büyük olan şimdi Kırıkkale, Mekaya'da. Onun durumu iyi.